Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merak edilen soruları cevaplandırmaya. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mustafa Bülent Dadaş hocamızla birlikteyiz. Hocam, Belçikalı bir izleyicimiz vardı. Onun ilk sorusunu yanıtladık. İkinci evet. sorusunu yanıtlayamamıştık. Buyurun. Arzu ederseniz onunla devam edelim. Belçika'da enflasyon oranı %1,5. Araba satan galeriler yılbaşından sonra kampanyalarla %0,99'da evet. araba kredisi veriyorlar. Duyduğum kadarıyla eğer araba kredisi oranı ülke enflasyon oranının altındaysa bu böyle bir kredi caiz olduğu. Evet. Bu durumda krediyle araba alabilir miyim demiş izleyicimiz. Evet. Tabii faiz ister enflasyonun altında olsun evet. ister enflasyonun üstünde olsun haramdır. Dolayısıyla enflasyonun altında olması faizli bir kredi almayı helal hale getirmez. Ancak şunu ayıralım. Eğer satılan arabaysa, mesela diyelim ki bir galeri bir araba satıyor. Evet. Arabayı peşin sattığı zaman örnek verelim 20 bin liraya arabayı peşin satıyor. Evet. Ancak vatandaş diyor ki benim 20 bin lira peşinim yok, ben vadeli olarak alacağım. Bir seneliğine vadeli olarak alacağım. O halde diyor 0. şu kadarlık bir vade farkı koyarım. Eğer siz 2 sene vadeli alacağım diyorsanız ona göre bir vade farkı koyuyor. 3 sene neyse orada satış işlemi yapılıyor ve arabayı bu şekilde satıyor. Bu evet. ev de olabilir, araba da olabilir. Bu faiz değildir. Bu bir malın vadeli olarak satılmasıdır. Elbette insan peşin satacağı malı vadeli olarak sattığı zaman ikisinin arasında fazladan bir fark olması söz konusudur. Bunu ayırmak lazım yani. Eğer bu bahsedilen galeri bu şekilde yapıyorsa kendisi faiz ifadesini kullansa dahi, evet. burası da önemli, faiz ifadesini kullansa dahi yapılan işlem faizli bir işlem değilse onu harama çevirmez. Yani faizle vade farkını birbirinden ayırmak elbette. Gerekir. Ama satılan para ise eğer, yani bu kardeşimiz eğer krediyi bankadan gidip alıyorsa veya galeriye gidiyor veya araba firmasına gidiyor, araba firması onun adına kredi çektiriyorsa bankadan, evet. uygulama Türkiye'de genelde bu yönde, evet. kredi çektiriyor, o firma sadece bankayla o müşteri arasında aracı vazifesi görüyor. Evet. Aslında bu zat bankadan kredi çekmiş. Mesele bu şekilde ise, bu şekilde icra ediliyorsa o zaman bu durumda satın alınan para olunur. Yani bankadan parayı satın almıştır ve o satın alınan paranın üzerine daha fazlası konularak ki faiz diyoruz buna evet. geri tahsil ediliyordur. Faiz paranın satılmasıdır. Paranın satılması İslam'da esas itibariyle doğru değildir. Para satılmaz, para yenilmez, para içilmez. Para size bir kendisi bizatihi paranın barınak ihtiyacınızı karşılamaz. Evet. Ancak arada mal varsa araba olabilir, ev olabilir, başka bir şey olabilir. Vadeli satıldığı zaman daha fazlasını istiyorsa orada anlaşılır. Bunda problem yoktur. Satış caiz olur. Evet. Teşekkürler hocam. Caiz. Telefon bağlantımız var. Mehmet Bey Manisa'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben hocama bir sorum olacak. Ben bu sene kurban kestim. Evet. Ondan sonra hanıma dedim ki ben yani kurban etlerine de şeyle kolgomça daha. Evet. O da dedi ki kolgomça herkes kesti. Ondan sonra kimseye dağıtmadı. Sadece akrabalara verdik. Kurbanın bir mahsuru var mı? Bir şeyi var mı acaba? Onu soracaktım. Tabii soralım hocamıza. Başka bir sorunuz var mıdır? Yok, teşekkür ederim. Biz tamam. teşekkür ederiz. Manisa'ya da sizlere de saygılar, sevgiler. Evet, kesilen kurbanın evet. ihtiyaç olmadığı yönünde evet. beyanı ve sadece akrabalara dağıtımı bu konu hakkında evet. ne söyleyebiliriz? Şimdi kurban kesmekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olur. Hatta bir insan ailesi kalabalık olduğu için, ailesi kalabalıktır, çocukları vardır vesaire ve kestiği kurban kendilerine kifayet ediyordur. Hiç evet. kimseye dağıtmasa bile kestiği kurban yine geçerlidir. Yaptığı işlem de haram ve mahzurlu değildir. Ailesi kalabalık diye saklıyorsa. Evet. Ve yine bahsedilen, soruda bahsedildiği gibi eğer komşuların tamamı veya etrafta bulunan insanlar kesmiştir ve kendilerinin fakirlere ulaştırma imkanı yoktur. Etraflarında akrabaları vardır. Sadece akrabalarına dağıtmışlardır. Bir kısmını da evlerine koymuştur. Bunda da bir mahzur yok. Şimdi bizim hocalarımızın ve kitaplarımızda zikredildiği üzere işte kurbanın üçe ayrılması uygundur. Evet. Bir parçasını insan kendi ailesi için evinde bırakır, bir parçasını fakirlere, komşularına dağıtır ve üçüncü bir parçasını yeter. Da akrabalarına verir üçe ayırmak şekliyle. Bu müstehaptır, güzeldir, şık olan budur. Ancak öyle zamanlar olur ki bazen siz kurbanınızın tamamını, bakın hiç almadan tamamınızı fakir fukaraya vermek durumunda da kalabilirsiniz. Evet. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Medine'ye hicret edildiği ilk dönemlerde kurban kesildiği zaman kurbanların kesildikten sonra evde bırakılmasını uygun görmemişti. Tamamının dağıtılması gerektiğini söylüyordu. Ama daha sonra Müslümanların durumu elhamdülillah Medine'de iyileşti. Evet. Herkesin maddi imkanı belli bir seviyeye geldi. Buyurdu ki Efendimiz, "Kuntu nehaytukum an iddihari luhumi ala fakulu veddahiru." Ben size daha evvel kurban etlerinizi evinizde bırakmayın, hepsini dağıtın diye emir buyurmuştum. Ancak şu anda yiyebilirsiniz, evinizde de bırakabilirsiniz, fakir fukaraya da verebilirsiniz. Şimdi örnek veriyorum, mesela günümüzde öyle yerler var ki, memleketimizde de var, Türkiye'de de vardır belki, senede bir et yemeyen insanlar var. Evet. Ve gerçekten bunların sayısı çok fazla. Ve yine öyle yerler var ki mesela Somali'de, hani biz etrafımızda hayatında yememiş emin olun. Biz tabii etrafımızda böyle elhamdülillah Cenab-ı Hak son 10 senedir, 15 senedir imkanlarını da memleketimize açtı. Rabbime evet. şükürler olsun. Daha ziyade eylesin inşallah. Evet. Pek etrafımızda böylelerini göremiyoruz ama çok mağdur ve mahcup insanlar var. Mazlum insanlar var, garip insanlar var. Evet. Dünyanın o tarafında, bu tarafında. Ve insan şöyle de düşünebilir. Ya doğrudur, benim evimde bir kısmını alıkoyma, kendim istifade etme imkanım var ama ben tutayım bunun tamamını işte şurada buradaki fakirlere güvenilir kurumlar vasıtasıyla gönderelim dese emin evet. olun çok iyi bir davranıştır. Hatta bir evde eğer iki tane kesiliyorsa bu bir tanesinde biraz önce ifade ettiğim gibi üçlü bir taksim yapılıp ikincisinde tamamen hiç fakir yani et yüzü görmemiş veya senede bir gören fakir fukaralara göndererek İslam'ın da güzel yüzünü, İslam'ın her tarafı güzel Allah'a hamdolsun. Ama biz ne kadar güzelini gösterebiliyoruz, iyi tarafını gösterebiliyoruz. Mesele bu. Evet. Hiç olmazsa kurban vasıtasıyla o İslam'ın güzel tarafını da o insanlara öğretmek gayet güzel olacaktır. Sonuç itibariyle kardeşimizin kestiği kurban geçerlidir. Hiçbir tereddüt yaşamasına gerek yok. Teşekkürler hocam. Bir diğer soruyla devam edelim arzu ederseniz. Vasiyetin yerine getirilmesi farz mıdır? Yerine getirilmediği takdirde bir rezası evet. var mıdır der izleyicimiz. Evet, tabii vasiyet hakikaten çok önemli bir konu ama evet. bizim toplumumuzda ihmal edilen bir konu. Şimdi vasiyet insanın ölümünden sonra, kendisi ölümünden sonra bir takım tasarrufların yapılması için evet. Yazılı veya kutta sözlü olarak bir beyanda bulunmasıdır vasiyet. Kişi öldükten sonra devreye girer o. Evet. Vasiyetin farz olan kısmı vardır, mendub olan kısmı vardır. Yani müstahap olan, güzel olan kısmı vardır. Peki vasiyet ne zaman farzdır? Eğer bir insanın üzerinde başkalarının hakkı varsa, evet. yani borçludur ve bu borcunu başka birisi de bilmiyordur. Ve alacaklının bir senedi de yoktur belki. Yani varislerinden isteyecek bir senetleri falan da yoktur, resmi bir belgeleri. Sadece vefat edecek olan insan, o insan biliyordur bunu. Bu insanın işte filan filanların bende hakkı vardır, alacakları vardır. Ben onlara bu alacaklarını vermemiştim. Evet. Dolayısıyla bir vasiyet yazıp en azından sözlü olarak ben vefat ettikten sonra şu insanlara haklarını verin demelidir. Bu Allah hakkıdır, farzdır dolayısıyla. Evet. Şimdi yine mesela diyelim ki bu insan Allah hakkı olan bir takım ibadetleri yerine getirmemişse, mesela kendisine hayattayken hac farzdı ancak farz olan haccı yerine getirmedi. Şu veya kutta bu sebeple evet. şu zaman yaparım, bu zaman yaparım dedi ama yapmadı. Bu insanın vasiyet etmesi lazım. Yani benim malımdan benim adıma hac yaptırın demeli. Bir Müslüman, tabi hep Müslümanı konuşuyoruz burada. Evet. Hakkın ne demek olduğunu çok iyi idrak etmiş. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre miktarı kadar bile hayır işlemiş, iyilik yapmışsa ahirette karşılığını bulacak. Ve yine zerre kadar kötülük yapmışsa ahirette mutlaka karşılığını bulacak. Bu bilinçli olan bir Müslümandan bahsediyorum ben. Ve bu Müslüman hayatı içerisinde zekatını vermemiş olabilir. Yani vermek istiyordur ama bir türlü vermemiştir. Evet. O zaman ben filan senelerinde şu kadar zekat vermek zorundaydım. Zekatımı veremedim, bunları verin demeli. Ve yine mesela oruç tutmamış olabilir hastalığı sebebiyle. Başka bir sebeple oruç evet. tutmamıştır. Bu insanın yine tutmadığı oruçları vasiyet etmesi gerekir. Bunları yaptıktan sonra kalan vasiyet kısmı müstahap sayılır. Ve nitekim Efendimiz bu farz olan vasiyete şöyle buyurmuştur. La yahillu li muslimin. Hiçbir Müslüman için helal değildir. Lehu şey'un yusifihi. Vasiyet etmesi gereken bir şey varsa yebiyutu leyleten evle leyleteni illa ve vasiyyetu mektubetun indahu.
Yani bu insanın bir gece ve iki gece vasiyetini yazmamış olarak uyuması bile caiz değildir. Düşünün. Evet. Eğer vasiyet etmesi gereken bir şey varsa mutlaka ve mutlaka vasiyet etmelidir. Bu kadar mühim bir. Bu kadar mühim. Nitekim İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu bu hadis-i şerifi bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü'nden bunu duyduğum andan itibaren hemen vasiyetimi yazdım. Gençti o zaman. Vasiyetimi evet. yazdım ve yastığımın altına koydum. Dolayısıyla bir Müslümanın mutlaka bunlara dikkat etmesi lazım. Şimdi bu farz olan vasiyet böyleydi. Bir de insan zengindir, imkanları iyidir ve mirasçılarının da durumu çok kötü değildir. Bu insan evet. vasiyet etmek istiyor. Yani hayırlı işlere vasiyet etmek istiyor. Malının üçte biri miktarı kadarını, üçte biri miktarını kadar vasiyet edebilir. Malının üçte birinden fazlasını vasiyet ederse varisleri dilerse onu uygular, dilerse uygulanmaz. Örnek veriyorum. Bu insanın 100 bin lira parası vardır. Şöyle diyor, bunun 50 bin lirasını benim adıma bir cami yaptırın veya sadaka verin. Varisleri üçte biriyle sorumludur. Üçte birinden ötesinde yapmak zorunda değildir. Ama eğer imkanları iyiyse, babalarının bıraktıkları paraya çok muhtaç değillerse, babalarının vasiyetini tam olarak yerine getirmelidirler. Evet. Ama üçte birinden ötesinde böyle bir zorunlulukları söz konusu değildir. Burada bir iki şey daha ilave edeyim. Hakikaten tabii. önemli. Evet hocam. Mesela bizim İslam fıkhında günümüzde dede yetimi diye bilinen, insanların dede yetimi diye bir tabir kullandıkları bir mesele vardır. Mesela bir insan, bir dede düşünün, çocuklarından bir tanesi, oğullarından bir tanesi kendisi yaşıyorken vefat etmiş. Evladı vefat etmiş yani evet. bu insanın. Evet. Ve o ölen evladından çocukları var, torunları var. Şimdi normalde miras hukukuna göre esas olan şudur, yakın akraba varken uzak akrabaya miras düşmez. Yani bir insanın kendi erkek evlatları varken erkek evlatları babalarına o zatın torunlarından daha yakındır. Evlat torundan evet. daha yakındır. Evet. Dolayısıyla bu zat vefat ettiğinde hoca olarak bana getirdiklerinde bu meseleye ben derim ki kardeşim amcalara düşer. Yani o dedenin vefat eden kişinin çocukları alır, oğulları alır bunu. Torunlarına normalde düşmez. Normalde prensip evet. itibariyle düşmez derim. Böyle bir dede, dikkat buyurun, böyle bir dede bunun farkında olacak. Gidip ilim ehline soracak. Diyecek ki ya böyle bir durum söz konusu ben ne yapayım? O ilim ehli de ona şunu söyleyecek. Diyecek ki beyefendi siz diğer çocuklarınızın hissesi kadar yani bu torunlarınızın babasının hissesi kadarlık miktarı o torunlarınıza vasiyet edin diyecek. Evet. Biz buna vacip vasiyet diyoruz. Vacip vasiyet yani o dedeye torunları için vasiyet etmesi vaciptir. Dinen gereklidir. Evet. Hatta vasiyet etmeden vefat etmiş olsa bile Din İşleri Yüksek Kurulu da o kanaatte. Günümüzün Allah razı olsun rahmet eylesin Muhammed Ebu Zehra, Yusuf El Karadavi büyük büyük alimler de bu kanaatte demişler ki dede böyle bir vasiyette bulunmasa bile normalde o torunlara da amcalarının hissesi kadar yani ölen babaların hissesi kadar verilmelidir. Dolayısıyla vasiyetle alakalı bu hükümlere dikkat etmeliyiz. Bunları dinledikten sonra veya vasiyetin İslam'daki ehemmiyetini, önemini kavradıktan sonra bir Müslümanın vasiyet etmesi gereken bir şey varsa bilen bir insana, bir hoca efendiye gitmeli, benim şöyle bir durumum var, nasıl tavır takınmalıyım demelidir. Evet. Çünkü ahirette hesabı vardır. Bunun. Sorumluluk, kesinlikle. Büyük bir sorumluluk. Bu konunun evet. önemini bir kez daha belirtmiş, altını çizmiş olduk. Evet. Bir telefon bağlantımız var. Özlem Hanım, Ankara'dan merak ettiği soruyu bizlere aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum Hayırlı sizlere. Hayırlı akşamlar efendim. Şimdi benim sorum biz ev almayı planlıyoruz fakat bir miktarımız yetersiz geliyor. Katılım bankalarından bunu temin etmemiz caiz midir? İkinci bir sorum da biz çalıştığımız yerden bankalar promosyon verdiklerinde bunu da almak caiz midir? Evet, evet. Teşekkür ederiz. Ankara'ya da sizlere de saygılar, selamlar. Evet. Sıkça karşılaştığımız Doğru. bir soru hocam. Doğru. Bu konuda çok fazla merak edilen konu var demek Doğrudur. Ki. İlk olarak katılım bankaları ile ilgili soruyu evet, yanıtlamanızı evet. rica ederim. Elhamdülillah şükredelim önce Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki katılım bankaları memleketimizde ülkemizde çoğaldı. Elhamdülillah 3 evet. tane devlet bankası ikisi fiilen açıldı bir tanesi de inşallah açılacak. Katılım bankaları çoğaldı. Katılım bankaları tabi faize alternatif olarak iş yapıyorlar. Özetle bir Müslüman eksiği varsa eğer bir takım eksiği varsa bir kısmını zaten evin kendisi karşılayacak. Bir kısmını da banka satın alacak ama satın alırken o kimseye vekalet verecek. Ve bu şekilde vekaletiyle beraber müşteri hanımefendi gidip bu evi aldıktan sonra bankaya gelecek. Banka kendi hissesini tekrar karıyla birlikte vadeyle beraber satacak. Kendisine satacak. Satılan burada bir evdir. Dikkat edelim para satılmıyor burada. Evet. Satılan bir evdir.
Dolayısıyla bu şekilde yapılan işlem caizdir. Buradaki vekaletin isterseniz altını bir kez daha çizelim mutlaka hocam. Vekaletsiz bu durum biraz daha sıkıntıya giriyor. Tabii zaten katılım bankaları yapmıyor. Mutlaka evet, sözlü olarak vekalet veriyorlar. Hatta şu anda yazılı olarak da vekalet veriyorlar. Evet. Biz onlardan o vekaletin hukuki hale getirilmesi, yarın bir gün arada bir problem çıktığı zaman hukuken müşteri, evi satın alan insanın mahkemeye başvurabileceği bir hale getirmelerini istiyoruz katılım bankalarından. Evet, evet. Temennimiz o ki o da kısa bir süre sonra inşallah o da halledilir. Aslında burada biraz görev de katılım bankalarına mutlaka düşüyor. Çünkü halkımıza, insanlara faizin alternatifi olan bu sistemi evet, daha fazla tanıtmaları, daha fazla bu sistemin ne olduğuna dair biraz daha bilinçlendirmeleri gerekiyor. İkinci hususa promosyon meselesi. Şimdi şunu söyleyelim. Promosyon faiz değildir. Çünkü faizli bir işlem söz konusu değildir. Evet. Faiz bir akit yaparsınız, bir para verirsiniz. Daha fazlasını alma karşılığıyla bir akit yaparsınız. Burada banka kendisiyle anlaşıldığı için o devlet kurumu hediye evet, olarak müşterisine, emekli veya memura, işçiye bu parayı veriyor. Ancak burada sıkıntı şu. Burada hediyeyi veren kurum faizli bir banka olduğu için devreye şöyle bir soru giriyor. Faizli bir kurumun veya kişinin, faizden kazanan bir kişinin veya kurumun verdiği hediyeyi kabul etmek caiz midir, caiz değil midir? Böyle bir soru karşımıza çıkıyor. Evet. Biz de diyoruz ki eğer bir şahsın, bu bir şahıs da olabilir. Mesela düşünün ki tefecilik yapan bir insan size bir hediye veriyor ve evinde size yemek yediriyor. Evet. Veya diyelim ki mesela bir insan, Cenab-ı Hak nasiplerini kaldırsın, içki satıyor, tekel bayi satıyor. Bu insan size bir şeyler ikram etmek istiyor. Veya kumardan kazanan birisidir mesela bu. Evet. Burada ölçümüz şu. Eğer bu insanın parasının, malının yarısından fazlası helalden ise, helal yollarla kazanılmış bir paraysa o insanın verdiği hediye kabul edilebilir, kullanılabilir. Evet. Şimdi biliyoruz ki mesela bir faizli bir bankanın kazancının %99'u faizden oluşuyor. Evet. Yani öteki işlemler var ama çok az bunlar. Dolayısıyla faizli bir bankanın verdiği bu hediyeyi eğer memurun kendisi, burası da önemli, memurun kendisi muhtaç değilse, fakir değilse, o bankanın verdiği promosyon olarak verdiği 3-5 kuruşa muhtaç değilse, onu kendisinin kullanmaması, evet, muhtaç olanlara vermesi uygun olacaktır. Bu muhtaç akrabası da olabilir. Mesela kardeşi fakirdir, yeğeni fakirdir, tabii, öğrencidir, verebilir. Ancak şunu da söyleyelim, bir kısım memurlar, işçiler var ki ailesi kalabalıktır. Kendi ailesiyle beraber başkalarına da bakıyordur. Ve gerçekten muhtaç bir insandır. Kendi kendisini muhtaç olarak isimlendirebiliyordur. Evet. O halde kendisi muhtaç olduğu için bankanın vermiş olduğu bu promosyonu kullanabilir. Helaldir kendisi için. Teşekkür ederiz hocam. Hocam. WhatsApp hattımıza gelen sorular var. Bu arada evet, bizi Dost FM'den dinleyen dostlar da var. Onlara telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0552 341 2040 numaralı telefondan WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde 0312 341 2040 numarasından da bizlere telefonla sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. Sorumuza devam edelim. Buyurun. Ben Yusuf demiş izleyicimiz. Kurban bayramında durumum iyi olmadığı için ben kurban kesemedim. Eşimin babası eşime bir hayvan hediye etti ve ben o hayvanı kestim. Kabul olur mu demiş izleyicimiz. Evet, elbette olabilir. Zaten kendisine kurban kesmek vacip değilse, kayınpederi de Cenab-ı Hak herkese böyle kayınpeder nasip eylesin. Evet. Hediye etmiş, onu kesmişler. Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. Yani nafile bir kurban kesmiş oldu kendisi. Evet. Eğer eşinin kendisi, yani bu beyefendinin, Yusuf Bey'in hanımı kurban kesmekle mükellefse, diyelim ki 80 gram üzerinde altını varsa, evet, zaten onun kesmesi gerekiyordu. Kendisi alacağı kurbanı babası almış, ona hediye etmişse o hanımefendi vacip olan kurbanı bu şekilde kesmiş olur. Yani kurbanın geçerli olması için insanın bizatihi kendisinin o kurbanı satın almış olması gerekmez. Evet. Bir başka insan hediye edebilir, ona hibe edebilir, verebilir. O insan o vacip olan ibadetini bu şekilde de yerine getirebilir. Bir mahsuru yok. Evet. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Elinize ayağınıza sağlık, ağzınıza sizinle sağlık. Yine birçok merak edilen hususa açıklık getirmeye çalıştık. Değerli izleyicilerimiz, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mustafa Bülent Dadaş hocamla birlikte merak edilen sorulara cevaplar aramaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.